Bu soru 20. yüzyıl felsefesi ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan yola çıkarak 20. yüzyıl felsefesi ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir bakalım. Çağdaş felsefe olarak adlandırılan 20. yüzyıl felsefesi önceki dönemlerden farklı olarak felsefenin yeni yüzüyle karşılaştığımız dil, bilim, tarih gibi alanlarda çalışan ve bu alanları derinlemesine ele alan tartışan isimlerle tanıştığımız bir dönemdir. Yani Yeni alanların ortaya çıktığı ve bu alanlarda da uzmanlaşmanın olduğu derinleşmesine tartışmaların ve incelemelerin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bakabiliriz çıklarımıza. Aşık, felsefe bilimi model almış mı? Hayır. Felsefede uzmanlaşmanın olduğu yeni alanların yeni alt dalların ortaya çıktığı bir dönemdir hocam. Peki beş yıka bakalım. Felsefede uzmanlaşmanın ortaya çıktığı dönemdir. Doğrudur. Felsefe bilimi şekillendirmiş midir? Evet. Felsefe açısından durağan bir dönem midir? Hayır. Felsefe alanında en fazla yayının çıktığı ve yeni dalların ortaya çıktığı bir dönemdir. Felsefe toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışmış mıdır? Parçada böyle bir bilgi yoktur. Cevap 5 şıkkıdır. Bu sorumuzda bize bir yaklaşım sorulmuş ve parçadaki durumu inceleyeceğiz. Parçadaki duruma bakacağız ve bunun sonucu olarak karşımıza çıkmış olan akımı bulacağız. Hadi parçamıza bakalım. Dünya savaşlarını konu edinen dönem filmlerini incelediğimizde, dönemin politik kaosunu, toplumsal karmaşasını, yaşamlarını etkileyen dramatik hava yansıttığını görürüz. Bu izler sanatta olduğu gibi felsefede yansımıştır. İnsanlığın yaşadığı bunalım, insanın dünyadan uzak, bireysel bir hayata yönelmesi, insan olmanın değerinin sorgulanmasına, insanlık üzerine düşünmesine yol açmıştır. İnsanı temeli alan, insana vurgu yapan, insanın buranımlarına, yalnızlıklarına, kimsesizliklerine vurgu yapan yaklaşımı bize soruyor. Bu yaklaşım da varoluşluktur. Yani cevap A şıkkıdır. Bu soru Jean Paul Satır'la ilgili bir soru. Diyor ki bu alıntı yani Satır'dan alınan alıntı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir bakalım. Satır bir eserinde ağzı kuruyarak özgürüm, özgürüm ben diye mırıldandı. Von Neof'un ortasında durdu, gülmeye başladı. Bu özgürlüğü ben ne kadar aradım o kadar yakınındaydı ki göremedim onu. Elimi değdiremedim. Özgürlük bendim oysa ben kendimdi der. Şimdi neye karşılık gelmektedir bakalım. İnsan akıl sahibi olarak diğerlerinden ayrılır. Herhangi birisinden ayırdık mı? Yok hocam. İnsanın varlığı özgürlükle tanımlanır mı? Parçada özgürlükten bahsettik mi? Evet. Özgürlüğün yakınımızda olduğunu, aslında özgürlüğümüzün kendi bünyemizde olduğunu göremediğimizden bahsettik. O kadar aradım ama özgürlük yanımdaydı, dokunabilirdim. Aslında bendim demek istiyor. O yüzden cevap B şıkkıdır. Peki neden C şıkkı değil? İnsan yaratılmış olanı yaşar mı? Hayır, insan ne isterse o olur, onu yaşar. Peki insanın anlam arayışı sonuca ulaşmayacak mıdır? Elimizde böyle bir bilgi yok. İnsanın zaten arayışı bir anlam arayışıdır. Peki öznenin bilinci bilgiyi üretendir? Böyle bir bilgi yok. Biz özgürlükle ilgili bir şey arıyorduk. O yüzden cevap B şıkkıdır. Bu soru fenomenoloji ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey parçadan yola çıkarak fenomenoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçamıza bakalım. Bilimlerdeki ilerleyişin getirdiği rüzgarla yükselişe geçen pozitivizm ve empirizm, varlıkları genel yasalara bağlı şekilde açıklamaya karşı çıkan fenomenoloji ile çarpışır. Diğer iki yaklaşımın aksine bilinen varlığa değil bilen özneye yönelmiş olan fenomenolojiye göre yapılması gereken şeyleri dışarıda bırakarak bilginin hangi süreçlerden geçtiği nasıl oluştuğu gibi konulara yönelmektir. Özneyi merkeze almaktır. Şimdi bakalım A gerçeklik bizim dışımızdaki varlık alanıdır. Yani nesneye vurgu var mı? Var. Biz özneye vurgu yapıyoruz ele gitsin. Dış dünya bize nasıl görünüyorsa öyledir. Nesneye vurgu var mı? Var. Biz özneyi arıyoruz. Peki olaylar arasındaki neden sonuç bağı gerçeklik bilgisini ortaya koyar? Hiçbir neden sonuç ilişkisinden bahsettik mi? Hayır. Gerçekliğin ardında başka bir anlam aramak boşuna mıdır? Gerçekliğin arkasındaki biz özü arıyoruz aslında. Ele gitsin. Bilgilerimizin tamamı bir bilinç yani bir özne tarafından ortaya konmuş mudur? Evet o halde cevap E şıkkıdır. Bu soru analitik felsefe ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre aşağıdakilerden hangisi? Analitik felsefenin ön kabullerinden biri değildir. Değerli arkadaşım soruya geçmeden önce analitik felsefe denilince aklına gelmesi gereken şeyi yazıyorum dildir. Doğru bilgi doğru dil çözümlemeleriyle mümkündür. Ve aynı zamanda analitik felsefeciler doğrulanabilirlik üzerinde dururlar. Doğrulanabilir yazalım hatta lilik diyelim. Bu nedir? Bu deney ve gözleme tabi tutulan her şeyin doğrulanması gerektiğini ve doğrulanabilir olan önermelerin anlamlı olduğunu, doğrulanamayan metafizik önermelerin reddedilmesi gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Yani bilimi de merkeze alan bir yaklaşımdır. Olguyla merkeze alan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Özet tamamsa parçaya bakılabilir. Felsefenin metafizikten uzaklaşarak Dildeki kavramları çözülmemesi gerektiğini öne süren analitik felsefecinin asıl amacı doğru bilgiye ulaşmaktır. Buraya kadar hem metafizikten hem dilden bahsedildi mi? Evet hocam devam edelim. Bu amaç doğrultusunda bilimlerdeki gibi doğrulanabilir bilginin kesinliğini model alarak tüm bilgilerin analiz edilmesi gerektiğini savunmuşlar. Bilimsel önermeleri, mantıksal analizi de bulanık anlamlı çıkarımların açık seçik hale getirilmesi de farklı anlamlara gelen sözcüklerin tek anlama gelecek şekilde düzenlenmesi de felsefenin görevi olarak düşünülmüştür. Şimdi şıklara bakabiliriz. Doğru bilgi bunlara göre olguların bilgisi midir? Evet hocam. Felsefe metafizik bilgiden arındırılmalı mıdır? Evet hocam. Felsefe mantığa indirgenmeli midir? Evet hocam. Peki doğruluğu test edilmeyen görüşler ileri sürülmemelidir Evet hocam. Peki herkes tarafından aynı şekilde anlam bulacak metafizik olanaklı mıdır? Değildir. Metafizi red etmektedir değerli arkadaşım. Cevap E şıkkıdır. Bu soru Karnap'la ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre Karnap'la ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Bakalım. Masadaki kalem kırmızıdır önemlisinin masanın üzerinde duran kaleme bakarak doğrudan doğrulamak mümkündür. Bu altın kolyedir önermesi ise ancak kolyeyi çeşitli testlere tabi tutarak altın olup olmadığını anlayabileceğimiz dolaylı bir doğrulama örnek olur. Karnab'a göre bu önermelerle ilgili deney ya da gözlemlerimiz olumlu sonuç verirse doğrulukları büyük oranda kesinlik kazanır fakat tam bir kesinliğe hiçbir zaman ulaşamayız. Bir önermenin doğruluğu ancak üzerinde deney ve gözlem yapılmasıyla mümkündür. Üzerinde deney ve gözlem yapılan önermeler doğrulanabilirse doğrudur ve kesindir Karnab'a göre. O halde cevabımız A şıkkıdır. Karnab'ı gördüğümüz her yerde doğrulanabilirlik şıkkına gidebiliriz. Hopper'ı gördüğümüz her yerde ise yanlışlanabilirliğe gidebiliriz. Cevabımız net olarak A şıkkıdır. Bu sorumuz 20. yüzyıl felsefesi ile ilgili bir soru ve burada Nazlı öğrencimiz 20. yüzyıl felsefesi ile ilgili bir ödev almış ve bu ödevi yapmış. Bakalım Nazlı'nın ödevinde yer almaması gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Hartmann, Bergson, Sartre, Dilthey yer alır çünkü bunlar 20. yüzyıl felsefesinin düşünürleridir. Ancak Comte 19. yüzyıl felsefesinin düşünürüdür. O halde yer almaması gerekir. Cevap C şıkkıdır. Bu soru Thomas Kuhn'la ilgili bir soru. Bize sorulan şey Kuhn'a göre bilim insanını bilimsel devrime götüren aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Bilimin ilerleyişini anlamaya çalışan Kuhn ilk olarak paradigma kavramına başvurur. Paradigma bilim insanları için dünyayı algılama ve açıklama modeli sunan bir yapıdır. Ancak zaman içinde eldeki paradigma ile örtüşmeyen olgularla karşılaşılabilir olguların açıklanmıyor oluşu bilim açısından bir krize işaret eder. Kan bu durumda bilim insanlarının hala paradigmaya sadık kaldığını söyler çünkü daha iyi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Ya yeni paradigma bulunacak ya eldeki paradigma kullanılmaya devam edecek ya da bilim yapma etkinliği sonlandırılacaktır çoğunluğu için en konforlu olan eldeki paradigmayı kullanmaya devam etmektir. Eğer az sayıda cesur bilim insanı çıkıp yeni bir paradigma geliştirme işine girişir ve başarılı olursa bu durum bilimsel bir devrimin gerçekleşmesi demek olacaktır. Eski paradigma sorulara ve sorunlara cevap vermezse tıkanırsa bilimsel devrim olacak ve yeni paradigma gün yüzüne çıkacak bir devrim yaparak diğerini paradigmalar mezarlığına gönderecektir. Şimdi şıklara bakalım. Toplumda bilime duyulan inancın azalmasından bahsettik mi? Hayır. Bilim insanının toplumun uzlaşmasından da bahsetmedik. Bilimle açıklanmayan olguların bilimi geriletmesinden de bahsetmedik. Eski paradigma duyulan güven sarsılırsa ve sorulara cevap veremezse yeni paradigmaya bilimsel devrimle geçilir. Cevap D şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada sözü edilen bir yeti var. Bakalım bu yeti aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın bilgiye ulaşmada özel bir yetiye sahip olduğunu savunan entüisyonist düşünür olan Berson'a göre duyuların aldatıcılığından ve varlığı parça parça anlamaya çalışan aklın yoksunluğundan kurtulmamızı sağlayan bir yetiye sahibiz. Bu yeti tam ve aracısız bir bilme sağlayarak hiçbir kuşkuya yer bırakmayan açık seçik bir bilgiye bizi ulaştırır. Bu yeti hangi yetidir? Bu yeti deney değildir. Deney oymalına göre yaşantı da değildir, düşünce değildir. Çünkü akıl olmadığını söylüyor. Bu sezginin kendisidir. Çünkü aracısızdır. Bir kere de kavramamızı sağlar. Bunu savunan kişiler Gazali ve Bergson'dur. Yani onlara göre bilgi sezgiyle bir anda içsel yetiyle kavranır. Bilgi bu şekilde elde edilir. Bilgi ne deneyle ne akılla elde edilir? Cevabımız a şıkkıdır. Bu soru Wittgenstein ile ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein'ın düşüncesiyle örtüşmez? Wittgenstein hangi felsefenin, hangi yaklaşımın temsilcisidir? Onu da yazalım. Analitik felsefenin değerli arkadaşım temsilcisidir. Analitik felsefe denilince aklımıza ne gelecekti? Dil gelecekti. Olgular gelecekti. Bilim gelecekti ve metafizik gelmeyecekti. Onu da yazmış olalım. Bakalım bu parçada neden bahsedilmiş? Vigeştan'a göre olguların mantıksal tasarımı düşüncededir. Doğru düşüncelerin toplamı dünyanın bir tasarımıdır. Düşünce düşündüğü olgu durumlarının olanını içerir. Düşünebilir olan olanaklıdır. Bir önermede bir düşünce duyular tarafından algılanacak surette dışa vurulur. Biz bir önermenin sözlü ya da yazılı algılanabilir işaretini olanaklı bir durumun izdöşümü olarak Kullanırız diyor. Şimdi bakalım ne ile örtüşmez. Olmayan bir şeyi düşünmemiz mümkün değil midir? Değildir. Çünkü biz düşündüğümüzü dil ile dışarı aktarırız. Peki metafizik alan düşünülemez. Hissedilir mi? O metafizi reddeden bir kişidir. Metafizik ne düşünülebilir, ne hissedilebilir ele gitsin. Peki C şıkkı, gerçeklikte var olan her şey dille ifade edilebilir mi? Evet. Dili anlamak, dünyayı anlamak mıdır? Evet. Düşünce ifadesini nerede bulur? Dilde bulur. O halde cevap 5 Bu sorumuzda Türk felsefecilerle ilgili bir sunum yapılmış. Öğrencilerimizden biri yanlış bilgi vermiş. Bakalım hangisiymiş? Can demiş ki, Varlık bilgi ve değer alanlarına yönelik görüşleriyle felsefede öne çıkan kişi Hilmi Ziya Ülkendir doğrudur. Bilim tarihi çalışmalarıyla öne çıkan isim Aydın Sayıldır demiş İpek doğrudur. Derin de demiş ki, ahlak felsefesi ve insan hakları konularında çalışmalar vermiş kişi Cahit Arf'tır. Kesinlikle değildir. Göktuğ'la devam edelim. Göktuğ da demiş ki felsefenin tarihsel gelişimi ve kültürel arası etkileşim üzerine çalışmalar yapan kişi Mübahat Türkel Küyel'dir. Doğrudur. Kaan da demiş ki İonik Şuradi değerler felsefesi alanında çalışmış. Özgürlük problemini varoluşçu felsefe ekseninde ele almıştır. Doğrudur. Derin yanlış söylemiş. Cevap C şıkkıdır.